huzurlu. Her takım yenebiliyor artık. Bizim için maçın önemi yok. Biz sahada elimizden gelen mücadeleyi gösterdiğimiz sürece yeneriz veya yeniliriz. Bizim için önemli olan mücadele. Başarılı. İyi bir galibiyet oldu öncelikle. 12 puanı yükseldik. 7 hafta 12 puan. Gaziantep'te başarılı bir sonuç. Artık bundan sonra bize yakışan ilk 5'e oynamak. İnşallah hedefte başarılı olacağız. Peki başlayalım. İnşallah kazanırız. Sevgili bozulacağız. Bozulma da çok büyük. Hocam. Gel kardeş ben gideyim ha yeter. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oynadıkça daha iyi olur hocam mesela. Bugün de görünenler görünemeden başlattığım için görevimi kendi görevimi yapmış. Barış! Ve kendimi geçirdim. Yani bunun bir tesadüf olmadığını göstermek istedik herkese. Evimizde seyircimizle bugün müthişti. Çok iyi desteklendiler. Kazandık, unutuyoruz. Artık önümüzde Rize maçı var. Bir hafta boyunca huzurlu bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Peki, teşekkür ederiz. Serimize devam etmek istiyoruz. İnşallah ilerleyen haftalarda daha iyi futbol oynayıp serimize devam edip Antep'e layık olduğu yere getirebiliriz. Sağ ol. 3 puan. Çok önemli bizim için. Bugün gerçekten de ilk yarı soğuk, ilk yarı değil de ikinci yarı gerçekten müthiş bir yarı. Bildiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı. Gerçekten Antep spor değil. Biraz onların geçen bu sene böyle bilmemeleri ve stresi verdi. O stresi bir lider değerlendirdik. Bayağı pozisyonlara girdik. Önemli olan bizim buradan 3 puan almamasını bir seriye devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda da öyle girecek. İyi mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımız çok iyi mücadele ediyor. Sizinle kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Taraftarlara da çok teşekkür ederim. Peki Mesut Hoca da açıkladı gerçi. Alacağınız var mı? Maddi sıkıntı var mı? Yok. Şu anda Gaziantep Spor'un hiçbir alacağı yoktur. Başkanımız sağ olsun. O yönden de bir sağlığı nasıl fedakarlık yapıyorsak, nasıl hizmet ediyorsak o da sağ dışında gerçekten vazifesini ve görevini yapıyor. Onlara da teşekkür ederim. Biz bir aileyiz. Gerçekten Gaziantep Spor camiası bir aile. Önemli olan bu aileyi bozmamak. Gerçekten iyi gidiyoruz. Ben geçen seneden beri söylüyorum. Bir yapılanma dönemi içerisindeyiz. Lütfen yani bu yapılanma dönemi içerisinde Gaziantep Spor'a zarar vermenin bir anlamı yok. Bu şekilde şartlar olacak. Şu anda da yani çok şükür 3 haftadan beri de iyi gidiyoruz. İnşallah bu seriyi devam ederiz. Tüm Gaziantep halkına. Peki teşekkür ederim.